Bugün dediğim gibi başlangıçta da söyledik. İsrail İran'a misilleme yapacak mı başlığı çok yerde konuşuluyor. Olma ihtimalinin güçlendiği söyleniyor. Bugün olmaz, yarın olmaz, bakalım ne zamana denk gelir. Ama İran da şöyle bir açıklama yapmış durumda. Eğer Amerikan uçakları için, İngiliz uçakları için, İsrail uçağı ordusu için herhangi bir şekilde hava sahasını kullandırırsa Müslüman ülkeler, burada kim kullandırabilir? İşte Kuveyt üzerinden mi kullanılır? Suudi Arabistan'dan mı? Ürdün'den mi? Irak'tan mı? Geçerse kim engelli olacak Irak için filan düşünülebilir. Ama İran diyor ki hani İsrail'e karşı çok güç üretemese bile eğer müttefikler, karşımızdakiler için bir faydalı hareket olursa bizim de düşmanımız olur o ilgili Müslüman ülkeler. Bakalım habere, sonra Amerika'nın bu bölgedeki üstlerinden bahsedelim. İsrail'in Orta Doğu'da saldırıları devam ederken İran'ın İsrail üzerinden tehditleri de Orta Doğu'daki çevre ülkelere yayılıyor. Tahran yönetimi İsrail'in İran'a misilleme eylemlerine müsaade etmeleri halinde Arap ülkelerine saldırabileceklerini söyledi. İddialara göre İran'ı tehdit ettiği ülkeler arasında Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar bulunuyor. Peki Körfez ülkeleri gerçekten İran tehdidi altında mı? İran'ın bu ülkelere olası bir saldırısında neler olur? Serhan Afacan'a sorduk. İsrail İran'a bir yanıt verirse bu durumda İran üst üste tehditler savurdu. Suudi Arabistan'a savurdu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savurdu, Körfez'in esasen genel anlamda Arap komşularına diyebiliriz. Bunlara karşı tehditler savurdu, Ürdün'e karşı da tehdit savurdu. Hava sahasını kullanmasına izin vermesi durumunda İsrail'e yahut bir şekilde oradaki üslerini kullanmasına izin vermesi durumunda bunun bir karşılığı olacağını İran cenahında İran ve Tahran yönetimi ilan etmiş oldu. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze ile başlattığı savaş Orta Doğu için risk yaratabilecek olası ihtimalleri de o günden bugüne artırdı. Saldırıların ilk zamanında en korkulan şey Gazze'nin yok edilmesiydi. Ancak şimdi savaşın çevre ülkelere yayılma olasılığı Orta Doğu için en büyük risk olarak gösteriliyor. İsrail ile İran arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi Körfez'deki petrol zengini Arap ülkelerini ve Orta Doğu'daki diğer Amerikan müttefiki ülkeleri etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Elbette Basra Körfezi'nde çıkacak olan herhangi bir gerilim Arap devletleri kadar İran'ı da çok fazla zedeleyecektir. Uluslararası enerji piyasalarına da kuşkusuz zarar verecektir. Hürmüz Boğazı'nın bir şekilde kapanması, geçişin zor hale gelmesi ki Babülmendeb'ten ve Süveyş kanalından hatırlıyoruz bu sürecin uluslararası ticaretine kadar etkilediğini. Enerji piyasalarının zora girmesi elbette uluslararası piyasaları çok etkileyecektir. Bu nedenle zaten bölge devletleri, Türkiye Cumhuriyeti gibi, elbette Suudi Arabistan gibi bölge devletleri bu ihtimali kesinlikle gerçekleşmemesi için çalışıyorlar. Peki İsrail-İran arasındaki gerilimin bir sonraki aşaması ne olur? Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ki eğer İsrail İran'a karşı İran'ı rahatsız edecek ve İran'ı tekrar tetikleyecek derecede bir saldırganlığa girişirse İran da buna yanıt verme yoluna gidecektir ve bu beraberinde Körfez ülkelerini çok yakından ilgilendirecektir ve dolayısıyla bu ülkelerin endişelenmek için çok fazla sebepleri var diyebiliriz. İsrail'in Orta Doğu tutumuna tepkisiz kalmayı tercih eden Körfez ülkeleri bu zamana kadar gerilimin ana unsuru olmadı. Ancak onlar için en son İran'dan gelen bu tehdit bunun her an olabileceğini de kanıtladı. Dikkat edilirse bu ülkeler, Suudi Arabistan gibi ülkeler, başta Suudi Arabistan gelmek üzere Körfez ülkeleri süreçte oldukça etkisiz kaldılar. İsrail'e karşı tutumlarında da etkisiz kaldılar. Bunun tabii ki çeşitli sebepleri vardı ama kendileri açısından en önemli sebep bölgede büyük bir gerilimi istememeleri. Çünkü bu gerilimin Basra Körfezi'nde ve coğrafyanın genelinde kendilerini sıkıntıya sokacağı inancıydı. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki İran kendisi açısından Basra Körfezi'nde ortaya çıkacak olan herhangi bir güvenlik riskine çok şiddetli tepki verecektir ve bu tepkiden de kaçınılmaz olarak bölgenin Körfez'e sahildar diğer ülkeleri, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de doğrudan etkilenecektir.